Şöyle ön tarafı far değişti. Buraya bir şey ekledi. Ön kapak da değişti. Arkada da en büyük sıkıntı buralarda var. Bunu yapamadık. Ön taraftakini değiştirdik de arka taraftakini değiştiremedik. Çünkü bir parça kırılıp kapının içine düştü. Arka farı da değiştirdi. Ve en önemlisi şuradaki tekerlek değişti ve aks değişti. İşte böyle. Güzel bir Almanya gününden hepinize merhaba. Senin belki de son çekimlerini yapmak istiyoruz. En son yanlış hatırlamıyorsam araba yürür hale getirmiştik. Sağını solunu toparlamıştık ve Türkiye'ye doğru yola çıkmıştık. Sabahın köründe çıktık yola. Saat 6'yı çeyrek geçe. Atam Dolmabahçe'de. Değil tabii biz. Yola çıktık. Türkiye'ye gidiyoruz. Kazalı arabayla. Bakalım neler yaşayacağız. İnşallah yaşamayız da. Kötü şeyler. Ben şöyle göstereyim. Hava buz gibi. Sabah kalktığımızda 0 mıydı, 1 miydi öyle bir şey. 0 dereceydi. Şimdi burası 2,5 derece. Evet. Yani Nisan ayındayız. Ayın 11'i mi bugün? 11'i ve hala buz gibi ya. Şaşırdık. İlk hedefimiz Budapest. Yok, Belgrad. Macaristan üzerinden gidiyoruz yine. Belgrad'da bir gece dinlenip devam Türkiye'ye. Bakalım iyi bir yolculuklar olmasını diliyoruz. Ben şöyle etrafı da göstereyim. Her yer beyaz, kırağı yağmış, buz gibi. Şimdi bu geçen 1-2 ayda 2 ay oldu mu? Olmuştur herhalde değil Oldu mi 2 oldu. ay? 4. ayın başlarıydı. Şimdi 6. ayın neredeyse ortası. Evet. 2 ay sonra tekrar. Merhaba. Aslında daha önce çekmek istedim. Hatta Türkiye'de de çekmek istedim de biraz moralim bozuktu. Bozuk moralle yani çekim yapmak pek iyi fikir olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi biraz havalar güzel. Moralimiz daha iyi. Kendimize biraz daha geldik. Onun için anlatmaya başlayalım. Şimdi Türkiye yolculuğumuz bayağı maceralı geçti. Mesela en başta Avusturya-Almanya sınırında tekerimiz patladı. Ya sınır zaten. Ben benzin aldım ya şu kaçları. Almaya girmeden. Achtung, Grenze voraus. Ne diyorsun kız? Dur bir Sınır dakika. dedim. Sınıra geliyorum şimdi. Almış dayıya da bak. Nereden buldun dayı? Ramazan pidesi mi buldun? Şey kaldır. Allah'ım ya Rabbim ya. Benden ne alakası var? Jetzt rechts abbiegen. Kamyona çarpayım diye. Bitte in 200 Metern rechts abbiegen. Allah'ım ya Rabbim ya. Almanya'dan çıkmak üzereydik. Biraz ilerisi hemen sınır. Ama maalesef ki tekerimiz patladı. Şöyle göstereyim. Şimdi çekiciyi bekliyoruz. Çekici gelsin. Bizi götürecek. Değil mi? Değil mi aşkım? Valla tam Avusturya-Almanya sınırının ortasında lastiğimizi patlattık. Şimdi çekiciyi bekliyoruz. Lastikçiye falan götürecek herhalde. Şimdi bu lastik aram olmaz, yandan yarılmış. Onu değiştirmeleri lazım. İlk problemimizi yaşıyoruz yani. Son olur inşallah. Son olur, yol daha çok uzun. Yolumuz Almanya'da var. çıkamadık ya. Tam çıkacağız. Tam yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Yaşlarımız. Aa, var. Hepsi var. Şöyle göstereyim. Yarık. Burası yarıldı. Bu aslında patlamayan lastik. Ama bu yarık tabi olunca böyle bir yarık olunca fayda etmiyor. Bu nedenle bir gün orada kalmak zorunda kaldık. Çünkü
Oranın lastikçisinde buna uygun lastik yoktu. Bu elektrikli arabalar ağır olduğu için bunların lastikleri de değişik. Yani 2 ton üzerinde bu araba, bu gördüğünüz küçük araba. Bu nedenle bu lastiklerin bunu taşıyabilmesi lazım. Yani herhangi bir Golf'ün veya da bir başka arabanın lastiğiyle bir değil. Onun için sipariş ettiler. Bir gün onu orada bekledik. Bir yakınlardaki bir otelde kaldık. Ama Allah'tan yol kaza sigortası olduğu için, yani yol kaza sigortası değil de yani yolda kalma sigortası mı deniliyor? Ne deniliyor ona? Yani bilmiyorum, kasko benim bildiğim. Kasko değil ya, full kasko değil. Hani yolda kaldığın zaman tekerin lastiğin falan patladığı zaman gelip seni çekiyorlar. Yol kaskosu, evet yol kaskosu. Hadi yol kaskosu diyelim. Ondan olduğu için adam dedi telefonda, ya dedi siz dedi daha dün arabayı açmışsınız, bugün hemen sigortaya başvuru, tekerin patlattılar. Bayağı bir maceralı gündü. Arabayı çektiler. Ön lastikti çünkü. Patlamıştı yani. Tamir edilecek bir hali yoktu. Videolarda da görebilirsiniz. Bu nedenle götürdük bir lastikçi. Onda da yoktu. Onlar da sipariş ettiler. Lastiğin gelmesi bir gün sürdü. Bu nedenle bir gün ara vermek zorunda kaldık. Ama kaldığımız yer çok güzeldi. Piding diye bir yerdi değil mi? Evet. Piding. Piding diye çok güzel bir yerdi. Turistik bir yermiş zaten. O yüzden tatilimiz artık bilmem yani kötü mü başladı mı, iyi mi başladı tam bilemiyorum. Yani hem iyi hem kötü diyelim. Bence iyi başladı. Biraz moralimiz de düzelmiş oldu. Kazadan sonra ilk kez uzun yola çıktık. Evet. Bana iyi geldi. Güzeldi yani. Orası da güzeldi. Neredeyiz? Piding. Bir daha söyle. Piding. Söylettiriyor. Ne yapıyoruz burada biz? Vallahi kalıyoruz, bekliyoruz hala tekerleğin gelmesini. Lastik için buradayız. Bugün öğlenliğin falan gelecek. O arada biz de geziyoruz. Çok güzel sıra dağların arasında bir köy. Piding. Keyifli bir yer. Sonunda tekerimiz geldi. Saat 2 öğleden sonra ertesi günü. Şimdi söktüler. Jöle değiştiriyorlar. Aslında getirip takacaklar. Aa, tekerciğimiz sökülüyor burada. Ondan sonra gıcır teker de, teker de güzelmiş ha. Bir ton profili var. Ama ne yapacaksın? Şu galiba yeni Continental. Evet bu. Bu da yeni lastik. Evet, çıktık yola. Oh be! Sonunda saat 2:13 gece yola çıktık. Bayağı sürdü ya. Hem lastiğin gelmesi, hem takmaları. Yani çok sürüyor arkadaş, çok sürüyor. 15 dakika evvel çıktık lastikçiden. Avusturya'ya girdik. Zaten 500 metre falan hava şey Avusturya'ya. Bu sefer de lastik hava basıncı kaybediyor diye bir mesaj geldi. Bir park yeri arıyorum. Bulursam girip bakacağım hava ne kadar eksilmiş. Bozuk olmuş ya. Bozuk olmuş. Ondan sonra Avusturya otobanlar biliyorsunuz çok çok aracın olduğu otobanlar. Biraz korka korka gittik. Çünkü vızır vızır her yanınızdan tırlar geçiyor. Hemen yanınızdan geçiyor. Yol hem dar hem de 2-3 tane şey var. Spur var. Türkçesi neydi ya? Şerit. Ha, 3 tane 2-3 tane şerit var. Bir de mesafe dar olduğu için
yanlarınızdan geçiyorlar, sağınızdan, solunuzdan vesaire. Ve insan biraz tırsıyor yani o kazadan sonra. Tekerleri kontrol ettikten yola çıktık. Şimdiye kadar bir hata mesajı vermedi. Zaten kontrol etmiştim, hepsinin basıncı iyiydi. Demek ki arkadaşın biraz anlaması uzun sürdü tekerin patlak olduğunu. Yapacak bir şey yok. Yazılım hatası diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Şimdi Macaristan'a doğru gidiyoruz. Herhangi bir hata mesajı yok. Bakalım bundan sonraki durağımız galiba bir Ionity ve şey olacak, elektrik istasyonu olacak. Eğer değişmezse durum, bir de Ionity'nin şarj yapacağız. Biliyorsunuz Ionity en hızlı ama en pahalı şarj istasyonlarının biri. Bu da bir tecrübe olacak. Hava güzel, 21,5 derece. Aydınlık, mis gibi hava, gidiyoruz. Arabada henüz bir tık da yok. Ha, mecbur, başka yolu yok yani. Başka türlü gitmesi arabayla biraz problem. İsviçre'ye gitmek lazım, oradan gemiye binmek lazım vesaire vesaire. O iş uzun iş. Gittik. Neyse, Türkiye'ye gittik. Türkiye'de biliyorsunuz ben aksi değiştirmiştim. Sonra arka aksi bunu. Şimdi aksiler değiştiği zaman, yani tekerlerin ayarlarıyla oynandığı zaman bunların ayarlanması gerekiyor. Mesela balans ayar yapılması gerekiyor. Veyahut da rot ayar yapılması gerekiyor. Mesela bu bizim arka üç sol lastik değiştiği için komple buna rot ayarı yapılması gerekiyordu. Bir de arabanın direksiyonu hafif böyle sola doğru böyle, yani tam düz durmuyordu yolda giderken, hafif böyle sola böyle dönük şekilde gidiyordu. Niye oldu bilmiyorum onu. Bir de onun için Silivri'de bir şeye gittik, bir rot balansçıya gittik. Söyledim arkadaşa, görüntüler de var, onları da görebilirsiniz. Dedim aksi değiştirdim, bunun rot ayar yapılması gerekiyor. Bir de direksiyonda bir eğrilik var, onun düzeltilmesi gerekiyor dedim. Neyse bu yaptı yani, ayarlarını yaptı, direksiyonu da düzeltti. Arabamızın aks ayarı yapılıyor. Aksi değiştirdik, ne olur ne olmaz diye ayarlarına baktırıyoruz. Burası Lastik Park Silivri. Senin mi arabanın mı? Arabanızda sıkıntı yok. Yaptık mı ayarında? Ondan sonra bir işimiz vardı. Kalktık İzmir'e gittik. İzmir'e giderken arabanın arkasından habire böyle takır tukur takır tukur sesler geliyor. Neyse o halde İzmir'e gittik. İzmir'de bir balansçıya gittik. Meğersem rot vidası gevşemiş. Yani adam herhalde normal bir benzincide benzinli araba ağır olmadığı için ona göre herhalde sıkmış. Bu da ağır araba olduğu için daha çok sıkılması gerekiyor belki de. Belki değil, öyle yani tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir şeyler, verileri yüksekti, sıkma verileri. Yolda gevşemiş. Türkiye'nin yollarını biliyorsunuz, böyle takır tukur takır tukur çukurlar vesaire. Gevşemiş yolda. Neyse, o şekilde biz geri Silivri'ye döndük. Tekrar gittim ben rot balansçıya. Dedim arkadaş,
senin de yaptın ama vidayı tam sıkamamışsın, yolda gevşemiş, takır tukur oynadı, sesler yaptı. Bu sefer bu, yok ben arabanın arka aksını değiştirmedim, ayarını yapmadım, sadece ön ayarını yaptım. Şimdi ben de şaşırdım yani. Çünkü ben oraya arka tekerin rot ayarını yaptırmak için gittim. Çünkü değiştirmişim komple. Yani neyse, adamla tartışmak istemedim. Neyse, önemli değil. Ben zaten sıktırmıştım orada. Bu sefer de arabanın yolda 135 kilometreden sonra hafif direksiyonda bir titreme oluyordu. Onu engellemek için komple dört tekerin balansını yaptırdım ben. Aslında saçma. Yani direksiyon için normalde iki ön tekerin balansını yaptırsak yeterli. Ama hem biliyorsunuz Türkiye'yi almaya göre ucuz olduğu için, hem de ben tekrar yola çıkacağım için uzun yola balans ayarlarını yaptım dördünde. Şimdi kesildi o titreme. Ama tabii bu arada bir de İzmir'de biliyorsunuz arabanın boyama işleri vardı. Kaporta boyama işleri. O tamamen ilginç. Onu da anlatayım. Şimdi Türkiye'de armut.com diye, buraya bir yer amblemini koyarım veya buraya, bir site var. Bu sitede yapacağınız herhangi bir iş için ilan veriyorsunuz. Ondan sonra firmalar size teklif veriyorlar. Hangi bot veriyorlar? Yani ben şu paraya yaparım, ben şu paraya yaparım, şu kadar günde yaparım falan filan. Siz bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz, işi ona göre ona veriyorsunuz. Şimdi bu aynı zamanda sigortalı da sigortasından. Hani komik bir rakam. Sadece 2000 liraya kadar sigortalı. Ama yani hiç çok da iyidir. Belki bir zamanlar 2000 lira büyük paraydı ama şu anda Türkiye'de 2000 büyük bir para değil. Neyse. Ondan sonra orada bana teklif verenler 20.000 ile 52.000, 55.000 lira arasında teklif verdiler arkadaşlar. Aradaki farka bakar mısınız? Böyle resimleri falan koyuyorsunuz arabanın. Yapılacak işleri yazıyorsunuz tek tek. Ondan sonra onlar size teklif veriyorlar. 20.000 ile 55.000 lira arasında. Yani bayağı bir fark var. Şimdi ben ne yaptım? Ben arabayı İzmir'de yaptırmak istiyordum. Çünkü İzmir'de ablam yanında kalacaktım. Onun için hem onları görecektim hem araba yapılacaktı. Bir de en iyi rakamı İzmir'den verdiler. Sivri'de verilen bana rakamın biri 42 bin liraydı. Biri de 55 bin liraydı galiba, değil mi? Evet, 55. 55. İki yere sorduk. Zaten plakayı görünce biliyorsunuz ne yazık ki Türkiye'de fiyatlar hemen artıyor. Yani ya bunu engelleyebilecek bir şey olduğunu da sanmıyorum. Bir, bu arabadan Türkiye'de neredeyse yok. Yabancı bir araç olduğu belli. Bir de plakayı görünce arkadaşlar hemen ağızlarının suyu, en azından bazılarının akmaya başlıyor. Biz iki yere sorduk. Biri 42 bin liraya olur abi dedi. Biri de 55 bin liraya olur dedi. Tabi bunlar yüksek rakamlardı. Bu nedenle ben armut üzerinden gelen tekliflerin içindeki bir tanesini seçtim. 25 bin lira. Önce 30 bin dedi, sonra 25 bine düştü. Bir de referansları var bu arkadaşın, bu insanların, bu firmaların. 49 tane referansı vardı ve hepsi de iyiydi. Yani değil mi? Hepsi, hemen hemen hepsi iyiydi yani. Hepsi iyiydi, evet. Hepsi iyiydi. Dedim hem ucuz, yani fiyatı diğerlerine nazaran, hem de referansları iyi, dedim ben buna yaptırayım. Ondan sonra İzmir'e gittiğimizde arabayı ben bıraktım. Aradan 9 gün sonra bu arkadaş tabii sürekli yaptığı işler hakkında fotoğraflar atıyor. Bir defa da video attı. Onları da koyarım. Şuraları şuralara. Veyahut da komple. Ben tabii adamlara bakıyorum. Ben o ilk defa fotoğrafı görünce böyle gazete kağıtlarıyla kapatmış. Boyamadan önce dedim biz yandık. Yani adama lan, hani ben evde gazete kağıdıyla kapatsam, boyasını yapsam neyse, ben acemi bir amatör bir insanım. Ama profesyonel bir iş yerinin böyle çalışması beni çok şaşırttı. Burası Salihli tren istasyonu. Çok antika bir yer. Bugün sabahın köründe kalktık. İzmir Çiğli'ye gidiyoruz. Orada arabamızı alacağız. Bugün tamiri bitti.
Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bizim için de bayağı bir sürpriz olacak. İnşallah iyi olmuştur. Parasını verip arabamızı alacağız. Neyse gönlümüzü ferah tutalım dedik. Arkadaş işini yapmaya devam etti. Burada da görüldüğü gibi şu anda son halini görüyorsunuz arabanın. Yani oldukça iyi bir iş çıkardı diyebilirim. Yani ağır işler yani %100 değil arkadaşlar. Bunu peşin söyleyeyim. %100 yani beklemeyin. %50-60 civarında bir performans bekleyin. Yani bu arkadaş benden 25 bin lirasıydı. Ben buna sonra 710 euro falan yapıyordu. Ben buna bonus olarak 800 euro verdim. Ama arabayı inceledikçe midem bozuldu. Biliyorsunuz arabanın bu şeyinde plastiklerin çizikler vardı. Şu sağ çamurluk ben ikinci el almıştım. Beyazdı. Bunun boyanması gerekiyordu. Kapıda ezikler vardı. Bu kapıda ezikler vardı. Burada ezikler vardı. Ve bu arka şeyde burada iki tane böyle çizik vardı. Bu arkadaş bunları tamir etti. Videolardan da görebilirsiniz. Fotoğraflardan, videolardan. Fakat yani bu kadar oldu. Şimdi videoda ne kadar görülür bilmiyorum. Fazla göreceğini sanmıyorum. Çünkü yakından görmek, insan gözüyle görmek daha değişik. Ya kaba işleri okey diyeyim ama ince işlerde kötü. Bak mesela burada boyarken bile buraya kaçırmış. Mesela en bariz örneklerden biri. Bunu böyle kaldırmış yerine oturtamamış. Ve bunun gibi devam ediyor gidiyor. Yani ne yazık ki ülkemizde %100 performans beklemeyin. Ben bunu anladım. Ya böyle yakınında olacak, her gün gideceksin, her gün gideceksin, işin başına duracaksın ve şunu da yap, bunu da yap, bunu kötü yapmışsın, bunu iyi yapmışsın diyerekten takip edeceksin ya da hiç yani Türkiye'ye gitmeyin yani. Türkiye'de bu işleri yaptırmayın eğer gerçekten iyi bir iş çıkmasını istiyorsanız. Yani tavsiye edemiyorum. Ne yazık ki ben hayal kırıklığına uğradım. Yani tamam şimdi diyeceksiniz ki ya 700 euroya Almanya'da arabanın belki sadece bir çamurluğunu boyatabilirsiniz. Haklısınız. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ben yıllardır Türkiye'de firmalarla, büyük firmalarla, küçük firmalarla çalıştım. Fason mal ürettirdim. Ve yani buna 700 değil 7000 euro bile versen bunu daha iyi çıkartamıyorlar. Niye? Çünkü adamların kanına işlemiş. Yani öyle bir perfeksiyon yapma peşinde değiller yani. Yap, tamam, idare et, ince iş, boş ver. Yani o tip bir çalışma var. Yani şimdi detaylar gösterip hem kendi moralimi bozmak istemiyorum, hem sizin moralinizi bozmak istemiyorum. Ama yani en bariz bir örnek. Şu gördüğünüz iki tane silgeç. Bunun birini çıkartmışlar. Geri takarken düzgün takamamışlar. Bunlar böyle üst üsteydi. Böyle. Bu şekilde verdiler bana arabayı. Videolardan da görebilirsiniz. Yani ya bu kadar baştan sağma çalışma. İnsan üzülüyor yani. O kadar da demeyelim bence. Ne kadar diyelim? Daha az diyelim. Dinlerken bile moralim bozuldu. Evet. Şimdi Deniz daha çok Türkiye'de yaşadığı için onun için bu çalışma normal geliyor ona. Ben de Almanya'da büyüdüğüm için ve Alman prensiplerine göre çalıştığım için bana göre iyi değil. Yani ve yıllardır diyorum ya, yıllarca ben Türkiye'de iş yaptırdım. Olmuyor abicim. Adama dediğim zaman abicim ben bu Almanya'da bu malları nasıl satacağım dediğim zaman bana diyordu ki niye söylemedin daha önce bu malların Almanya'ya gideceğini. Ya ben bu kafayı anlamıyorum yani. Sen niye işçi iş çıkartmıyorsun? Bu mallar nereye gideceğinin ne önemi var? Türkiye'de olsa Almanya'da olsa ne fark eder? Sen işini tam yap değil mi? Şu anda arabanın son halini görüyoruz. İstersen şöyle bir çevresine dolaşalım. Bu sol tarafın son halini görelim. Ha bu kırılan parçaları değiştirmiştim zaten. Bunlar biliyorsunuz bunlar da ikinci maldı. Ya düşün adam şuraya, buraya lokal boya uygulamış. Adam cila atmamış ya. Cila atmamış. Diyorum ki kardeşim burası parlıyor. Burası niye mat?
Bana diyor ki abi diyor bir diyor pasta cila attım parlar diyor. Kendisi cila atmamış bana fikir veriyor yani. Ben tabi buraya istediğim kadar cila atayım. Burası parlamıyor çünkü vernik yok. Cila yok. Ne yazık ki size güzel haberler veremediğim için kusura bakmayın. Ama bu benim tecrübem. Bu maceramız da burada bitti. Sağ salim Almanya'ya geldik. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize esenlikler diliyorum. Herhangi bir sorunuz varsa yazın. Bildiğim kadarıyla cevabını vermeye çalışıyorum.